Yüce Allah, Kitab-ı Kerim'de insan için ancak çalıştığı vardır buyurur. İnsanoğlu rızkını aramak ve Allah kelamını yaymak için Allah'ın arzına yayılır. Bu bölüm, Almanya'yı ikinci bir vatan tutan Almanya Müslümanlarına dair. Almanya'da İslam. Almanların İslamiyet'te ilk teması Halife Harun Reşit devrinde Abbasilerle ve 3. Abdurrahman döneminde Endülüs Emevileriyle oldu. Yakın temasları 2. Haçlı Seferi sırasında meydana geldi. Kudüs'ten dönen Hristiyanlar İslam medeniyeti hakkında öğrendikleri ve gördükleri şeyleri toplumlarına aktardılar. Almanların İslam dinine karşı olan tutumları geç dönemlerde bazı Protestan imparatorların yumuşak tutumlarıyla değişmişti. 18. yüzyılda Prusya ve Osmanlı arasındaki diplomatik ilişkiler Alman ve İslam kültürleri arasında köprü görevi gördü. 1798'de Osmanlı Devleti'nin Berlin Büyükelçisi Aziz Efendi'nin vefatı üzerine Berlin Tempelhofer Feldmark'ta bir Müslüman mezarlığı kuruldu. Bu mezarlık 1866'da yeniden düzenlenerek ortasına bir dergah inşa edildi. 18. yüzyılın sonlarına doğru bir Türk kızıyla evlenen Alman prensi tarafından Heidelberg yakınlarında Schwetzingen'da bir cami yaptırılmıştır. Halk arasında Türk Camii denilen bu cami hala müze olarak kullanılmakta ve bayram namazlarında ibadete açılmaktadır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Müslümanlardan Almanya'ya yerleşenler olmuştur. Özellikle İran ve Afganistan'dan bir grup tüccar ve işçi Hamburg'a gelmiştir. Savaştan sonra Sovyet ordusundan kaçan askerler Almanya'ya toplu olarak yerleşen ilk Müslümanlardır. ...1960'tan sonra ülkeye yeni bir Müslüman akını başlamıştır. Almanya ile işçi göçü anlaşması yapan Türkiye'den gelenler, gelişen Alman ekonomisinin ihtiyaç duyduğu iş gücüne katkıda bulunmuşlardır. 1974-1986 yılları arasında bu ülkeye 10 bin civarı işçi gitmiştir. Almanya'da yaşayan Müslüman nüfusun çoğunluğunu Türkler oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Lübnan, İran, Afganistan, Bosna Hersek, Suriye ve Kosova'dan da göç eden Müslümanlar vardır. Almanya Müslümanları 83 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık %7'sine tekabül eder. İslam, 5,5 milyona varan nüfusuyla ülkede Hristiyanlıktan sonra ikinci büyük din grubunu oluşturuyor. Müslümanların 50-60 yıl önce başlayan göçü, Almanya'da sosyal, kültürel ve psikolojik bir takım değişikliklere yol açtı. Almanya'nın yerlisi ve vatandaşı haline gelmiş olsalar dahi, Müslümanlar zaman zaman kimlik problemi, ön yargı, kültürel bozulma, ırkçılık, İslam düşmanlığı gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Bugünkü durum ve İslami kuruluşlar. Günümüzde Almanya'da Müslümanlar, yıllar içinde kurup geliştirdikleri kurum ve kuruluşlarla kendi alanlarını inşa etmişlerdir. Müslüman nüfusun yoğun bulunduğu şehirlerde camiler ve sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Köln Merkez Camii, Berlin Şehitlik Camii, Duisburg Merkez Camii, İslam Forumu Penzberg Camii önemli camilerdendir. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin Almanya'daki 856. camisi olan Essen Merkez Camii, Avrupa'nın en büyük kubbeli camisi unvanını taşımaktadır. Almanya'da İslam medeniyetiyle ilgili araştırmalar yapan akademik kürsülerin ilki 17. yüzyılda kurulmuştur. Günümüzde birçok üniversitede benzer bölüm ve enstitüler bulunmaktadır.
Akademik kuruluşların yanı sıra ülkede yaşayan Müslüman halkın sorunlarına ve yaşamına dair pratik görevler üstlenen temsilci kuruluşlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Almanya İslam Konseyi, İslam Kültür Merkezleri Birliği, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, Almanya Faslılar Merkez Konseyi ve Almanya Arnavut İslam Merkezleri Birliği'dir. Ayrıca bu kuruluşlar, Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi adlı çatı bir kuruluş altında koordineli çalışmalar yürütmektedir.